Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Tanıdığınız üzere ben Kadir Gümüş. Arkadaşlar bugün itibarıyla AYT Türk Dili ve Edebiyatı videolarının hepsi tamamlanmıştır. Ve gerekli olan yerler güncellenmiştir. Hatta üstüne genel tekrar soru çözümü dahi yapılmıştır. Yani artık her şey elinizde. Artık bundan sonra top sizde. Benden çıktı. Ben sadece Instagram'dan canlı yayınlarla ve Instagram'dan bilgilendirmelerle size artık bundan sonra yardımcı olacağım. Geri ek olarak bazı sürprizler yapacağım. Ama o önemli değil. Şu anda siz bu 115 videoyu MEB'in yeni müfredatına göre hazırladığım 115 videoyu artık önünüzde. Şu anda arkadaşlar halihazırda video ders notları çıkmıştır. Ekranda gördüğünüz gibi. Video ders notlarımız, dikey boyut, yeni MEB müfredatı ve güncellenmiş hali önünüzdedir. Soru bankası bir hafta içinde satış sitelerinde olacak. Başta benimhocam.com olmak üzere. Onlu çözümlü deneme şu an bile satışta. Yani bunların hepsini beklemeden tedarik edin, gereğini yapın. Hocam ben video ders notlarını alayım mı? Gençler bu tamamen size kalmış bir durum. Biz burada hani kitap satmak için burada değiliz. Ya da ben bunun tüccarı falan değilim. Beni yanlış anlamayın. Sadece tane tane yazarak arkadaşlar kaç yüz sayfaya bir sürü dersiniz var. Alın altını çizerek gidin. Ve işin garibi videoda mesela bazı örnekleri veremiyorum ben. Nasıl veremiyorum? Örnek verdiğim zaman mesela ben size halk hikayelerini anlatıyorum ama ya da masalları anlatıyorum ama mesela bazı örnekleri veremiyorum orada. Ve onlar metin halinde video ders notlarından bu konu hakkında yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi çalışma stratejisi. Arkadaşlar 115 videoyu tahtada gördüğünüz gibi ben bölümlere ayırdım. Şu an sizi 19 bölümde çalışma ve 19 haftada 24'te 24. YÖK Atlas verilerine baktığımız zaman edebiyatta, Türk dili ve edebiyatında eşit ağırlıkçılar için konuşuyorum. Birisi diğerinden bir net yaptı diye araya yüzlerce kişi giriyor. Bak bir net. Ve şunu unutmayın. Türk dili edebiyatında bütün sorularına doğru cevap vermek zorundasın. Hocam 19 net, 20 net. Hayır ya. Hepsini doğru yapacaksın. Benim öğrencim hepsini doğru yapar. Sayfamda paylaştığım kişileri gördünüz. Hepsi fullemiş. Çok güzel. Ben böyle öğrenci istiyorum. Sen hepsini doğru yapacağım diye yola çıkmazsan bu iş olmaz. Tamam. 19 ayırdım. 19 haftada başar. Sakın Türk Dili Edebiyatı'nı sona bırakmak gibi bir hata yapmayın. Unutma. Bilginin oturması bile 2-2,5 aydır. Soru bankalarla birlikte. Şimdi bir. Birinci videodan itibaren planladım. Şimdi şöyle yazayım. Birinci hafta. Birinci hafta şu konulara çalışacaksınız. Türk Edebiyatı dönemleri birinci video. Güzel Sanatlar ve Edebiyat ikinci video. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve Destan dönemi. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı video. Geçiş dönemi yedinci, sekizinci video. Bir haftada bunu bitireceğiz. Soru bankamızdan çözeceğiz. Soru bankamızda da tam MEB kazanımlarına göre. Unutma sakın. Sakın bunları atlama. Sonra ikinci haftaya şiir bilgisiyle başlıyoruz. 9-10, 11. video. Üçüncü haftaya halk edebiyatına giriş, genel özellikleri ve anonim halk edebiyat. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Üçüncü hafta. Dördüncü haftaya aşık tarzı halk edebiyat. Gördüğünüz gibi 18, 19, 20. hafta. Beşinci haftaya tekke tasavvuf halk edebiyat. 21, 22, 23, 24. video. Beşinci hafta. Hocam siz bunları böyle hafta hafta anlatıyorsunuz da, plan yapıyorsunuz da, niye böyle az video koydunuz haftalara? Arkadaşlar sizin bir tek dersiniz Türk Dili Edebiyatı mı? Bunun Türkçesi var, matematiği var, tarihi var, coğrafyası var, hatta TYT için fizik, kimya, biyolojisi var. Ya biraz aklı selim olalım. Siz istiyorsunuz ki sadece 3 haftada edebiyatı bitirelim, 3 haftada edebiyatı bitirelim ve ondan sonra sorularını da bitirelim, köşeye atalım. E sonra unutuyorsun. Ya arkadaşım böyle
birazcık yayın götürmeye çalışın bu kadar süre varken. Yani yanlış yapmayın. Bak yanlış yapıyorsunuz, sonra acısını çekiyorsunuz. Ben 16-17 yıldır bu piyasadaysam bunun tecrübesiyle konuşuyorum size. Ve bunu unutmayın. Bak, 6. haftaya girdik. Divan edebiyatına giriş 25, divan edebiyatı nazım biçimleri ve türleri 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sonra 7. hafta divan edebiyatında akımlar 34, sanatçılar 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sonra 8. hafta edebi sanatlar 41, 42, 43. Sonra 9. hafta tanzimat 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 10. hafta Servet Fünun 55, 56. 11. hafta Fecrati ve Bağımsızlar 57, 59. Şöyle hafta hafta yazayım. 12. hafta Batı Edebiyat Takımlar 61, 62. 13. hafta Milli Edebiyat Dönemi 64'te 72'ye kadar. Sonra 14. hafta Cumhuriyet Döneminde Şiir 73, 86. Sonra bakınız 15. hafta Cumhuriyet döneminde roman hikaye. Bunlar biraz daha yoğun. 87-97. Sonra 16. hafta Cumhuriyet dönemi tiyatro 98-101. Sonra 17. hafta Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri 102-103. Sonra 18. hafta 104-105-106 edebi türler ve diğer sanatçılar ve son hafta sizin için hazırladığım soru çözümü genel tekrar. Ve 19 haftada rahat rahat bitebilir. Hocam ben ama kendime göre bunu planlayıp haftaları değiştirebilir miyim? Tabii değiştirebilirsin. Mesela iyi olduğun alan varsa. Mesela hocam Tanzimat, Servet Fünun ve Fecrati'de ben iyiyim. E tamam. Şunların hepsini bir hafta yapabilirsin. Yani bu sana ne kazandırır? 3 haftayı bir hafta indirir. Ama çok fazla da parçalama. Örneğin mesela şunları parçalayamazsınız. Mesela şiir. Şiirle roman hikaye atıyorum bir haftaya mutlaka hiç şekilde sığdıramazsınız. İşte olay bu. Ben ne diyorum size? Mantıklı davranıyorum. Hocam mantıklı davranıyorum derken olay ne? Arkadaşlar sen iş hakkını verirsen iş sana puanını verir. Ve bunu unutma. Kimse başarı merdivenlerini eli cebinde tırmanmadı. Biz buralara gelene kadar burnumuz sürtüldü. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Birazcık burnunuz sürtülecek. Nasıl yani hocam? Burnu sürtülecek derken acı çekelim mi demek istiyorsunuz? Hayır arkadaşım. Ben ne demek istiyorum sana? Gerekeni yapacaksın. Ailen senden bir şey bekliyor. Öğretmenlerin senden bir şey bekliyor okulundaki. Ve buradan ben senden bir şeyler bekliyorum. Ben ne bekliyorum senden? Güzel bir mesaj bekliyorum. Instagram'dan sınav sonucunuzu attığınız zaman o kadar mutlu oluyorum ki. O kadar mutlu oluyorum ki. İşte program burada. Başarı burada. Aç video ders notlarını. Al soru bankasını. Aç denemeyi. Olay bitmiştir. Tamamen yeni müfredat. Kim ne derse desin. MEB'in kazanımlarını benim hocamdan daha iyi takip eden bir yayın var mıdır? Belki vardır. Biz de onlardan biriyiz işte. Tamam. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı haberlerinizi istiyorum. Sınav çalışmada programla alakalı herhangi bir kesinti ya da artı soracağınız sorular olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.